arkadaşlar, herkes imzasını atsın. 14 yıl sonra hakkımızı almaya karar verdik. Para 15 sene oluyor hemen hemen aşağı yukarı. 14 yıl geçti. Biz hakkımızı hala alamadık ve bu zaman nasıl almak istiyoruz. Ve basın şunu duyursun. Nerede bizim sendikamız, nerede bizim baş şeylerimiz, nerede bizim patronlarımız, nerede? Herkes adını soyadını yazsın ki Cumhurbaşkanımıza gönderiyoruz, Başbakanımıza gönderiyoruz bunları. Yazmayan kalmasın. Benim ismim Nuri. Ben 95 yılında Simitex yüzbaşı yaptım ve Simitex'te Gümüşsuyu'nun yan kuruluşu. Fakat 2000 yılında bizim Gümüşsuyu'muz bayağı bir sallanmaya başladı. 2000'lere tamamen kapandı. Hemen hemen aşağı yukarı 1200 tane bir mağduriyetimiz var. Benimle beraber arkadaşlarım çok Simitex'te Gümüşsuyu mağduriyet. 14 seneden beri bizim mahkememiz hala sürüyor. Sayın Avukat Doğan, bizim davamızı kendisi üstlendi ama bize bir sonuç vermiyor. Bizim paralarımız nerede? Bize söylenen sizin davanız kazanıldı. Ama kazanıldı da orta yerde bir bize destek verecek, bizim paramızı verecek bir kişimiz yok. Burada bir sürü gümüş yardımcılarımız var. Bizim şu anda devlet büyüklerimiz bir yardım istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan bir yardım istiyoruz. Bizlerin bu 14 yıl sonra bizim hakkımızı verilmesini istiyorum. Bütün gümüş arkadaşlarımız, Simitex'te çalışan arkadaşlarımız, herkes burada. Gümüşsuyu zamanında bu kadar işinin sırtından para kazanıyordu. Bu kazandığı paraları ne yaptı? Bu adamın bir sürü mal varlığı var. Bu adam gümüşsuyu sattı, Simitex'i sattı. Nerede bizim paralarımız? Onları biz istiyoruz demek. Evet, devletten bir yardım istiyoruz. AK Parti'den bir yardım istiyoruz. Bizim hakkımızı vermesini istiyoruz. Metro site daha önceki ismi Gümüşsuyu site olaraktı. O bugün oradaki belediyelerden alınan tabela araştırıldığı zaman görülecektir. Metro sitenin bir önceki ismi Gümüşsuyu. Yani bu araştırıldığı zaman görülecektir. Evet abiler. 1200 kişi mağdur olmuştur burada. 1200 kişi parasını tazminatını alamadan işinden ses olmuştur. 1200 kişi şu an devlet tarafından haklarının verilmesini bekliyor. Devletin yardımcı olmasını bekliyor ama kimse 1200 kişiye sahip çıkmıyor. Hatta tek söylenecek şu var. Necmettin Bey fabrika kapanırken fabrikası kurtulsun diye çalışanlar canla başla çalışırken o geldi. Çalışanlarına hakaret ederek üstünü yırttı, fabrikayı da kapattı. 5 kuruş para ödemiyor. Herkese öteki dünyada iki elim yakanıza hesap soracağım diye insanlarla dalga geçti. Esas ondan hesap soracak insanlar burada. Utanmıyorsa o çıksın bu insanların karşısına. 11 yıl önce. Şimdi bizim elimize verilen kağıtlarımız 14 sene önce bize Levent Güler ve sendika başkanımız Basri Bey bizim elimize bu kağıdı verdi. Bize dediler ki sizin hakkınızı alacağız. Alacağız ama nerede? 14 sene geçti. 14 sene sonra aradan daha kimsecik yok. Doğan'ın telefonu burada mı açmıyor? Bizim hakkımız, alın terimiz var. Ben şunları merak ediyorum. Sayın Necmettin Bey, yatağa yattığı zaman rahat bir şekilde yatıyor mu? Sendikamız rahat bir şekilde yatıyor mu? Rahat bir şekilde koltuğa oturup da insanların hakkını yemekle değil. Önemli olan insanların hakkını aramak. Ben burada bir aydan beri Ankara'ya sendika ulaşıyorum. Ankara'dan, sendikadan bana söylenen diyorlar ki sizin davanız Doğan Bey'de. Doğan Bey'e şey yapıyoruz, ulaşılmıyor. Bu sefer çeviriyor başka bir avukata. İşte canlı yayına şey Doğan Bey açmıyor. Başka bir avukatın numarasını veriyorlar, başka bir avukata gidiyorum, o da diyor ben bakmıyorum, insanlarla alay ediyorlar. Öbür tarafta bunların hesabını bunlar veremez. Öbür benim tek söyleyeceğim, Cenab-ı Allah, Necmettin Bey, şu Gümüşsuyu'ndaki 1200 tane mağduriyeti kişileri görmediği zaman can veremesin. Yatakta debeleye debeleye can versin. İnşallah. Başka türlü bir şey demiyorum. 1200 kişi nasıl? Kendi kadar olsun. Şu anda canlı yayına bak, avukat açmıyor telefon. Evet. Açma. Telefon açmıyor. Beyni, Necmettin tamam. Beyni, neresi? Bey olsun para verir zaten. Sendikadaki oturan başkanlar nerede ya? Bizlerin insanların her gün çalışmadığı zamanlar bir yönümüzden kesiyordu. Burada bunları haram tutkum olsun ya. Bu kadar mı insanları alay ediyor yani? Nerede bizim hakkımız? Nerede ya bizim? Biz basın aracıyla sesimizi duyurmak istiyoruz. Sen nerede gelsin buraya? Senin kadar bir şey. Sen kesin kalmayız. Hakkıyız. Kazanacağız.